Selam, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. 4 adet kargom geldi. Sizlerle birlikte bunları açmak istiyorum. Önce şöyle Milla'dan söylediğim büyük ihtimal etek bu. Bununla başlamak istiyorum. Small beden söyledim bunu. Umarım olur. Gerçekten bazen bedenleri o kadar değişiyor ki her şeyin. Bakalım. Arkası lastikli muhtemelen olur. Milla'nın böyle siyah, şortlu, mini bir eteğini söyledim. Şuralarında da böyle minicik yırtmaçları var. Ama şortlu olduğu için bence rahat bir şekilde kullanılır. Bunu ben fiyatına da bakalım, yazmıyor. Tam da hatırlamıyorum ama 130 ya da 135 lira gibi bir rakam olması lazım. Birazcık mini. Ama böyle bir etek almak istiyordum. Kışın bence böyle çoraplarla, kazaklarla falan, botlarla gayet güzel, tatlı durur diye düşünüyorum. Şöyle Eyo Butik'ten bir takım söyledim. Buna da bakalım hemen. Bunu çok beğenerek söyledim. Umarım güzeldir. Bu arada geçen vlogumda şey yazmışsınız. Elimde bıçak vardı. Paketleri bıçakla açıyordum. Çok tedirgin oldum falan demişsiniz. Ondan dolayı ben de makas aldım. Aslında evet, büyük bir bıçaktı biraz. Tehlikeliydi. Rengi bayağı güzel. Alt üst bir takım bu. Bakalım. Medium söylemiş olmam gerekiyor bunu. Bakıyorum. Small. Small mu söyledim ben? Medium diye hatırlıyorum ama yine de yok, small söyledim. Gayet güzel. Şurada da kemeri var. Bu tonları çok seviyorum zaten. Toprak tonlarını. Altı da şöyle. Bayağı salaş bir takım zaten. Böyle takımları çok seviyorum. Direkt giy çık. Çok rahat oluyor. Hani üstüne ne kombinleyeceğim, altına ne giyeceğim derdi olmuyor. O yüzden takımlar gerçekten bayağı kurtarıcı parçalar bence. Salaş olması da güzel. Burada ne vardı? Buna da bakalım. Sanırım bunda trench coat vardı. Evet, Trend Yol'dan çok ucuza bir, çok uygun fiyata bir trench coat aldım. Şöyle söyleyeyim, normalde şu anda ortalama trench coatların fiyatları böyle 700, 800, 1000 civarı. Ben bu trench coat'u arkadaşlar, yanılmıyorsam 250 lira gibi bir rakam aldım. Yani bir trench coat için aşırı uygun bir fiyat. Çok satanlardaydı. Ya en kötü dedim, beğenmezsem giymem dedim yani. Hani 250 lira gerçekten trench coat için çok uygun. Yorumları da gayet güzeldi. O yüzden almak istedim. Ama şu anda bile gayet iyi görünüyor. Yani en fazla dikişleri falan iyi değildir. Onu da birkaç sefer giyerim yani, ne olacak. Beğenmezsem de markete giderken falan giyerim. Bir şekilde değerlendiririm. Evet. Gayet güzel bu arada. Kumaşı çok güzel, yumuşacık. Parlak ve de hani. Bu arada ince, hani öyle kalın bir trench. Zaten trench coatlar ince oluyor ama bu onlara göre de bir tık ince. Ama yumuşacık kumaşı. Yani dikişleri falan da hiç kötü değil. Tatlı bir şey. Şurada bir kemeri, ay kemer diyorum. Şurada bir yırtmacı olsaydı ya da yanlarında çok güzel olurdu. Yırtmacı yok. Ama yine de sevdim ben bunu. Rengi çok tatlı. Hake Collection diye bir yerden almışım bunu. Yine Trend Yol. Vallahi ben çok sevdim. Biraz sonra deneyip göstereceğim size. Ben şu anda bile bunu giyebilir miyim bakayım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Ay ben sevdim. Bence çok tatlı. Kumaşı yumuşacık. Kesinlikle böyle bir şey arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Ama ince, bayağı ince bir şey. Bu mevsimlik. Bu şekilde bir şey daha aldım sanırım. Şunu çıkarayım. Yani bunu bağlamadan da şöyle de giyilebilir. Belki şu arkadan bir yırtmaç açtırabilirim buna. Yine bunu da Trend Yol'dan söyledim. Kuzu biliyorsunuzdur. Zara modeli diyebilirim bu ürüne de. Bir tane böyle body crop tarzı bir şey söyledim. Aa, bu da çok güzelmiş. Bu arada bunun yeri penye gibi duruyordu fotoğraflarda ama hiç öyle değil. Çok daha kaliteli ve güzel bir yeri var. Şöyle göstereyim.
Bunları da linklerim aşağıya. Unutursam yine hatırlatın, bazen unutuyorum. Hatta hep unutuyorum. Bunu medium almıştım sanırım. Evet. Bu da böyle siyah şık bir crop. Belki aldığım eteğin üzerine giyerim diye düşündüm. Kotlarla, jeanlerle falan zaten gayet güzel olur. Bu da bu şekilde. Göstereceklerim bu kadar. Aldıklarımın hepsini de beğendim açıkçası. Gayet güzel, sorunsuz bir şekilde elime ulaştılar. Şimdi ben hızlıca buraları... Şöyle kahvaltı hazırladım ama size çekemedim hazırlık aşamasını arkadaşlar. Çünkü hafızam bayağı dolu, hiç yer yok. Ama şöyle göstermek istiyorum. Yumurta kırdık. Şöyle Ege bunları dışarıdan söyledi. Ben söyleme dedim ama yine de söylemek istedi. Şunları daha önce ben sarmıştım. Şöyle bir tabak hazırladım. Bu şekilde şimdi yiyelim. Hazırlandım. Bugün günlerden cumartesi. Ege işten erken geldi bugün. Dışarıya çıkacağız şimdi. Bir şeyler yapacağız. Büyük ihtimalle bir kahve içeriz. Belki yemek yeriz. Çok aç değilim şu anda ama hava kararmadan da hatta böyle güzel bir fotoğraf çekinmek istiyorum. Takımı giydim. Size göstermiştim zaten. Şimdi çıkalım. Yine orada da kamerayı açarım. Bugün birlikteyiz. Çıkış yapıldı. Şimdi hemen bir fotoğraf çekineceğim hava kararmadan. Beni Instagram'dan takip ederseniz attığım postları, storyleri ve mesela burada giydiklerimi biraz daha geç görüyorsunuz. Ama Instagram'ı daha hızlı kullanabildiğimiz için aldıklarımı, işte çekindiğim fotoğrafları daha çabuk görebilirsiniz. Esas'a mı gidiyoruz? Evet, Esas'a gidelim. Sonra da bir kahve içeriz. İçeriz. Bugün Ege erken çıktı, çok mutluyuz. Hep böyle akşam eve geldiği için... Şu an böyle gündüz Ege'yle bir yerlere çıkmak uzun zamandır bizim için bir lüks. Uzun zaman sonra, evet. Bugün biraz erken çıktık. O yüzden ben de Ege'nin erken çıkacağını işte söyledi bana daha önceden. Hemen böyle hızlıca hazırlandım, duşa falan girdim. Dedim günü kaçırmayalım en azından. Bu arada bu sürdüğüm ruj çok güzel ama dişime çok yapışıyor. Bazen konuşurken... videolarda fark ediyorum edit yaparken. Bir bakıyorum dişimde ruj var. Şu anda da olabilir hatta. Var mı? Yokmuş. Bu arada arkadaşlar dudak dolgumun üzerinden yaklaşık bir 4 gün kadar geçti. Şu anda güzel oturmaya başladı. Ben memnunum, seviyorum. Zaten bir emelin tamamını yaptırmamıştım. Kalanını böyle bir 10 gün sonra falan yapacağız, bakacağız ona göre. Güzel fotoğraflar çekindim. Şimdi de Starbucks'a geldik, bir kahve içeceğiz. Ama sıra var, çok sıra var. Starbucks ne zaman kalabalık? Bazen bu kadar kalabalık olmuyor. Bu arada ben burayı ilk kez bu kadar kalabalık görüyorum yani esasında. Portland'a geldik şimdi. Her zamanki gibi tablo bakıyorum. Hala bir tablo alamadık ama her şey bitti sayılır. Sadece tablo kaldı. Neredeydi? Bir ara yine bakmıştım ama sanırım hala aynı tablolar var. Farklı bir şey geldi mi diye bakayım dedim ama. Ölçü olarak bayağı büyükler. Yani benim koyacağım duvara sığar ama desen ve renkler hiç bize göre değil. Şu aslında güzel gibi. Olabilir mi sence? Olabilir. Ölçüleri kaç kaç acaba? Ama çiçek deseni mi o ya? Renk tonları uyar, ölçüleri de uyar gibi. Bir bakabilir misiniz? Şöyle Portland'ın seri sonu reyonu var arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Hem uygun fiyatlı hem de böyle farklı güzel şeyler oluyor. Mesela şu bardaklarımı falan buradan almıştım ben. Şu büyük bardakları. Çok güzel. Fondü falan da almıştım buradan. Gerçi hepsini vloglamıştım. Sizler de izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yine şöyle ne var ne yok bir bakmak istedim. Bunlar da çok güzelmiş. Yemeğe geldik şimdi, kebap yiyeceğiz. Böyle sushi ile kebap arasında kaldım ama tercihimi kebaptan yana kullandım. İkizler Burcu olmak arkadaşlar. Ne alaka yani sushi ve kebap diyeceksiniz ama ikisini de canım çok istiyordu. Şöyle kebap yiyoruz. Ben 1,5 söyledim, Ege 1 söyledi. Çünkü çok acı. Eve geldik. En son yemek yemiştik biliyorsunuz. Sonrasında birazcık böyle arabayla tur attık, dolaştık falan. Şimdi evdeyiz. Ben edite oturacağım biraz sonra. Tüm gece edit yapacağım. Hatta sabaha kadar sürebilir. Çünkü yarın video günüm. Video yükleyeceğim. Bu şekilde.
Arkadaşlar sizden rende linki de istiyorum. Bana güzel bir rende önerisinde bulunabilirsiniz. Çünkü görüyorsunuz rendelemiyor. Bu da İngiliz on bu arada. Sizlerle birlikte kek yaptık. Bu akşam Ezgi ve Duhan geliyorlar bize. Hatta gelmek üzerelerdir. Bir çay kahve falan içeceğiz. Size de kekimi göstereyim. Çıkardım fırından. Bu şekilde portakallı yaptım bu sefer. Portakallı kek yaptım. Biraz soğumasını bekliyorum. Sonra çıkartacağım. Bakalım nasıl oldu, soğudu ama. Ezgiler geldi bu arada. Merhabalar. Şimdi Ezgi ile birlikte keki çevireceğiz. Uzmanı diyorum. Hadi bakalım. Şimdi devirirmişim ben yine her şeyi. Red Bull metodu orman meyvesi vesaire kokteyl de yapabilirim istersen. Valla. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben niye şey yaptım biliyor musun? Bana yapıştı gibi geldi. Biraz yumuşak. Bu çıkmaz ki. Çıkar. O günkü de böyle oldu. Çıktı. Bence de çıkar da. Tak diye çıktı hatta. Ya bu biraz yumuşak oldu işte. Tutamadım bir türlü şurada. Misafir geleceği zaman hep böyle olur. Normalde yapar evet. Misafir gelecek olur. Tutmam. Acaba tam soğumadı mı? Biraz sonra mı denesek? Soğumuş. Bilerek hatta ben de sarı bezle yaptım. Açıklıyor. Ece'nin yardımıyla. Tamam, gerisini çıkarmak şimdi daha kolay. Bıçakla kenarını şöyle yaparsın. Hiçbir şey yapmış gibi. Gerçekten yama. Şunu kullanıyorsunuz. Ama görüntü güzel. Evet. Koku da güzel ki. İşte misafir geldiği zaman hep böyle şeyler olur. Normalde güzel olan, yapılan şeyler böyle olur arkadaşlar. Kekim böyle oldu. Ya dur lan. Bak bak bakın tadı yama nasıl. Yama yapacağız. Dur. Meksiko. O ne? El Salvador. Güzel mi? Bunu Ezgi'nin videolarından her zaman söylüyorum, ben kek sevmem. Ama keke göre güzel. Diyorum ben de sevmiyorsan ne yapalım? Sen içine un serpmemişsin. Ya aşkım. Malzemeleri çaldın. Biliyorsun. Vallahi güzel olmuş. Hanımımın eli lezzetli ya. Biraz böyle şeyler olabilir. Görüntüden yana sıkıntı olsa da tadı güzel. Buradan bir şey olmaz. Gerçekten güzel olmuş. İnşallah. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Arabada başlatıyorum bugünü. Duşa falan girdim, hazırlandım, hemen çıktım evden. Şu anda saat 10'a geliyor. Nereye gidiyoruz bilin bakalım. Sizin en çok istediğiniz, bana en çok yorum olarak yazdığınız, yapmamı istediğiniz bir şey yapacağız. Kuaföre gidiyoruz. Saçlarımı boyatacağım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir kahve içtim evde. Açıkçası kahvaltı yapmadım. Ayıldım ama. Uykumu çok almamıştım bugün. Uykuluydum biraz ama kahve beni ayılttı. Duşa da girince zaten bayağı iyi oldu. Şimdi benzinimiz var. Buradan direkt otobana çıkacağım. Mersin'e gidiyorum bu arada. Adana'da boyatmayacağım saçımı. Mersin'de ablamların saçlarını boyattıkları bir kuaför var. Çok memnun kaldılar. Çok beğendiler. Gerçekten ben de çok beğendim. Ondan dolayı bildiğim bir yere gideyim dedim. Beni Instagram'dan takip ederseniz de arkadaşlar. Mesela bugün saçlarımı boyatacağım ama bunu bugün burada yayınlayamayacağım.
Ama Instagram'da muhtemelen bir Reels ya da bir fotoğraf ya da bir story paylaşmış olurum. Ondan dolayı beni Instagram'dan takip ederseniz her şeyi daha önce görmüş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Yolumuz uzun. Petrolde duracağım. Oradan böyle atıştırmalık bir şeyler ve tekrar bir kahve alacağım. Petrole girdim. Şöyle kendime kahve ve sandviç aldım. Dediğim gibi kahvaltı yapmamıştım çünkü. Hemen bir şeyler atıştırayım. Geldim zaten. Bir 15 dakikaya falan da varmış olurum. Mersin'deyim şu anda. Yeni girdim öyle söyleyeyim. Şu sandviçlere bayılıyorum. Petrollerde satılan. Bundan aldım. Bir de yanına yine kahve aldım. Yolda böyle bir şeyler atıştırmayı çok seviyorum. Çok güzel. Şurada hemen atıştıralım ve gidelim. Az kaldı, varmak üzereyim. Ablam da geliyor bu arada. Demiştim zaten, ablamlar boyattı saçlarını orada. Ablam ve kuzenim. Geldim şimdi. Ablam diyor heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii. Yani çok radikal bir karar veriyorum şu anda. Hem saçımı kestiriyorum hem boyatıyorum. Evet, önce saçlarımı keseceğiz. Burada keseceğiz. Yok. Aynen. Ya da şöyle mi yapsak? Hayal aradığımı. Tamam. Yani şuraya cesaretim yok. Sonra beyaz yapacağız. Kiretik beyaz. Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi ben bugün saçlarımı sarı yapamıyorum. Çünkü benim saçımda şu anda boya var. Görüyorsunuz diplerimi. Saçımda eski boya olduğu için şu an balyaj atılsa saçıma bu saç çok kızıl kalacak onun yanında. Ondan dolayı önce saçımı keseceğiz, koyu bir renge boyayacağız. Bir 10 gün sonra tekrar boyayacağız, ondan sonra balyaj atılacak. Yani işlemli saçlarda bir anda öyle işte balyaj, sarı falan olmuyor. Ondan dolayı bugün koyu olacağım. Yani sarı diye çıktık yola ama bugün daha koyu olacak saçlarım. Ama en azından bakımlı ve düzgün olacak, öyle söyleyeyim. Da renk tonunu sizlerle birlikte de karar verebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, bugün saçım sarı olmayacak dediğim gibi. Yani benim istediğim tonlar aslında doğal tonlar. Hani böyle çok platine dönük bir sarı değil. Önce kestim. Bakalım. Şurada geçeceğiz. Hayır. Sakın. Kesiyormuş. Kaçışım peki hemen. Burayı yiyeyim. Zaten orası kırık değil. Kesiyorum buradan. İyi bence. İyi hani. Mi? İyi. Evet, rahatlayabilirsiniz. Kestirdim. Vallahi ben de rahatladım şu anda. Ama tabii daha düzelteceğiz. Önlerine de muhtemelen biraz hareket vereceğiz. Şimdi bir saçlarım yıkanacak. Şimdi saçlarım yıkanıyor. Sonrasında boyanacak. Boyaya geçeceğiz. Yok, teşekkür ederim. Ne kadar kalacak? Tamam. Şimdi bir yandan aslında saçımı koyu yapmamız iyi oldu. Çünkü ben böyle sarı mı yapsam, daha olduğu renkten daha koyu bir renk mi yapsam diye çok kararsız kalmıştım. Şimdi hem siz de görmüş olacaksınız, böyle kullanırım. Sonra sarı yaparım. Ya da çok beğeniriz. Böyle kalır yani. Bakalım renk bir çıksın ortaya. Ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü şu anda gerçekten böyle bir yanım koyu renk diyor, bir yanım açık renk. İkisini de seviyorum çünkü. İki rengin de bana gittiğini düşünüyorum. Ama evet, daha önceki saç rengim, daha önceki dediğim yani bir yarım saat, bir saat önceki saç rengim biraz arada kalmış bir renk. Yani kızıl bir kumraldı. Net göstermiyordu beni. Yani sarı ya da koyu bir renk beni daha net gösterir. Zaten sizler de yorum olarak bunu yazmıştınız. Evet. Sarı diye geldik. Böyle oldu. Ama güzel bir renk. Aynen, şimdi önlere kat atacağız.
Ya biraz hareketli olsun. Evet. Sudan iyi mi? İyi. İyi ya, kireyi lazım. Bunları saklıyoruz. Daha sonra kullanacağız. Bu şekilde rahatladım şu anda. Umarım siz de izlerken rahatlıyorsunuzdur. Bayağı kısa oldu. Şu anda böyle değişik hissediyorum ama dokunduğum zaman inanılmaz sağlıklı saçlarım. O eski halinden gerçekten iyi hissettiriyor. Renk bir tık böyle eski haline göre koyu oldu. Aslında siyah falan değil, koyu bir kumral. Yani böyle hafif ışıltılı duruyor. Sevdim bu rengi. Hani belki de bu şekilde kullanırım bir süre. Bakacağım yani. Dediğim gibi bir 10 gün kadar geçmesi gerekiyor. Bunun üstüne tekrar boyanacak saçım bu tona. Sonrasında ancak balyaj atılabiliyor. Çünkü bir önceki rengin üzerine balyaj atıldığı zaman o renk inanılmaz turuncu duracak. Zaten bunu aslında biliyordum, tahmin ediyordum ama yine de bugün tüm işlemler biter diye düşünmüştüm. Hani boyarız, direkt üstüne atarız gibi düşündüm ama önce rengin oturması gerekiyormuş. Bu şekilde ben bayağı sevdim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum aşağıya. Ve Zara'ya geldim şimdi. Ay, kapalı alanda daha da koyu görünüyor saçlarım. Birkaç gün alışmam sürecek gibi. Şimdi şöyle bir gezinmek istiyorum. Bayağıdır çünkü Zara'ya gelmiyordum. Sizlere de yine böyle beğendiğim şeyler olursa göstereceğim. Şimdi birlikte gezelim. Ay, çok tatlıymış bu. Bakalım ne kadar. Gerçi yaz da bitti ama 250. Yeri güzelmiş. Şunlara bakalım. Şu hırka da güzelmiş. Ama fiyatı çok fazla bence. Bayağı fazla. Hırka yani sonuçta. Şu kaşe kaban da güzel. Yani kaşe kabana 1500-1600 lira veririm ama şu hırkaya 800 lira vermem. Bu arada bu da çok güzelmiş. Bu tonları çok seviyorum. Bayağı böyle kremler, bejler güzel oluyor. Bu kabanı da bayağı beğendim. Şöyle kodunu da rengini de göstereyim size. 1200 bence uygun. Yani o ceketten sonra. Aslında benim buraya gelme amacım şöyle. Yarın Ege'nin doğum günü arkadaşlar. Ege'ye hediye alacağım. Ondan dolayı önce bir Zara'ya girmek istedim. Hani tam olarak aslında ne alacağım da net değil. Belki kıyafet değil, başka bir şey de alabilirim ama bir bakınacağım. Şu anda asıl amacımız Ege. Ege'nin doğum günü hediyesi. Yine de şöyle bir kendime de bakmak istedim bir şeyler. Bu kazak da çok tatlı. Ve yine krem rengi bir mont buldum. Şişme bir mont. Bu indirime girmiş. Gayet uygun bence fiyatı. Trendyol Mila'da da bu tarz şeyler vardı geçen yıl. Bakalım burada ne kadarmış? 1000. Ama güzelmiş. Bunun altına böyle postallarla falan çok tatlı durur. Şimdi ben şu montu denemek istiyorum bir. Hem hoşuma gitti hem de fiyatı uygun geldi bayağı. Bayağı yani şişme mont evet ama bilmiyorum, sanki şuraları biraz fazla sevmedim. Bilmiyorum, bir değişik oldu sanki. Bu da bayağı tatlı bir şey. Çok seviyorum böyle peluşları. Fena değil. Hatta bunu da deneyeceğim. Bunu çok sevdim. Aşırı tatlı ve bunlar sıcacık tutuyor. O yüzden de çok seviyorum. Bence bu gayet tatlı. Ama yine bana küçük oldu. Çünkü small değilim, medium. Kolları kısa oldu bayağı. Zara'dan çıktım, bir erkek reyonuna da girdim. Gerçekten erkeklere hediye almak bence çok zor. İşlerimi hallettim. Daha doğrusu tam olarak halletmiş de sayılmam. Ya bakacağım şeyler vardı. Onlara falan baktım. Şimdi çok acıktım. Mersin'de çok sevdiğim tatlı bir kafe var. Hazır yolumun da üstüydü. Otobana çıkmadan önce oraya geldim. Şöyle her şeyimi de alayım. Burada biraz otururum. Yemek falan yerim. Tekim bu arada. Çok durmayacağım yani, kalkacağım yemeğimi yiyip. Tek geldim dedim ama burada kendime arkadaş buldum. Ya sen çok tatlısın ya. Yerim seni. Hey o. Gel bakalım. Yerim seni.
Bunlar sevgi manyağı oluyor bu arada arkadaşlar. Size şöyle mekanda vloglamak istiyorum. Bakın, en güzel masayı ben seçtim. Çok güzel değil mi? Sandalyeleri falan müthiş. Şu sandalye de çok iyi. Burası da müthiş. Ay, burayı bayağı değiştirmişler. En son geldiğimde böyle değildi. Boştu biraz. Şu an bayağı doldurmuşlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Yeşilin olduğu her yer çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Starliçeler, kaktüsler, daha adını bilmediğim onca bitkiler. Gerçekten ahşap ve yeşilin uyumuna bayılıyorum. Özellikle böyle dış mekanlarda, hatta iç mekanlarda da çok seviyorum. Şimdi ben içeri geçeyim artık, siparişimi vereyim. Canım böyle çıtır mantı tarzı bir şey istiyor. Bu arada görüyorsunuz ki tripodumun bacağının biri koptu. Böyle iki bacağıyla idare etmeye çalışıyorum. Diğer tripodumu da bulamadım. Aslında bu arabada kullandığım ahtapot ayaklı olan. Diğerini bulamadım, evdedir muhtemelen ama aceleyle çıktığım için bulamadım onu. Canım böyle mantı tarzı bir şey istiyor. Çıtır mantı söyleyeceğim. Bu arada size içeriği de vloglamak istiyorum. Çok güzel bir berjer değil mi? Şu eskinin berjerleri, anneannelerimizden kalma falan olanlar çok güzel duruyor. Burada da şöyle bir dikiş makinesi var. Gerçekten duvarlarda böyle eski tabaklar, eski kaseler, tencereler. Ben çok seviyorum böyle mekanları. Ve bu büfeler de çok tatlı gerçekten. Yine böyle eski o tencereler. Yemeğim de geldi şimdi. Şöyle çıtır mantı söyledim. Bu arada çıtır mantı çok güzel bir şey. Eğer normal mantı ağır geliyorsa ya da böyle hamur işi çok sevmiyorsanız bu çok daha hafif bu arada. Asla böyle çıtır mantı diye düşünüp yağlı falan gibi düşünmeyin. Yağsız da yapabilirsiniz ya da çok az yağ kullanarak. Yani müthiş bir şey. Deneyebilirsiniz. Ve dönüş yolundayım arkadaşlar. Adana'ya gidiyoruz. Şu an saat 5.30'a falan geliyor. Artık gidelim. Zaten 40-50 dakika sürüyor yol. Ege gelecek işte o zaten. Eve geldik şimdi. Böyle birazcık dinlendim. Şimdi de salata yapmaya başlayacağım. Malzemeleri de çıkardım. Iceberg marul, birazcık çeri domates, ton balığı, mısır, limon. Bu kadar. Salata istemesi beni mutlu etti. Gerçi ben çıtır mantı yedim. Pardon, kıtır. Kıtır mantı. Kapat abi. Çok bayağı bayağı lanet. Bayağı. 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 Açtım. Şunu süzelim. Ama çok da süzmeyeceğim. Sonra dolaba koyunca geri değişik bir şeyler oluyor. Şöyle biraz mısır koyuyorum. Şöyle ton balığı koyup tekrar mısır koyacağım. Zeytinyağı falan eklemeyeceğim ben. Ton balığının yağından ekleyeceğim. Bence daha güzel oluyor. Uçakta gönderemiyoruz. Airbag göndermek yasak. Bunun tamamını koyacağım. Çünkü bir kişilik salata için tam oluyor. Bayağı pratik bir şey bu arada gerçekten. Günaydın, yeni bir günden herkese selam arkadaşlar. Uyandım, dün böyle direkt yatıp uyuduk, salata falan yapmıştık zaten en son sizlerle birlikte. O kadar yorulmuştum ki yol gerçekten insanı yoruyormuş.
Şimdi de uyandım. Biraz bir şeyler atıştırdım. Kahve falan içeceğim şimdi. Sizlere de bir günaydın demek ve videoyu burada kapatmak istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.